Evet, merhabalar. Bugün Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin günlük grafiğine bakacağız. Birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde baktığımız zaman 1 liralardan şuralara 10 liralara kadar yükselmiş. 11 lirayı test etmiş bir Martı Gayrimenkul grafiği var. Şuradan hemen bir büyütelim. Evet. Şimdi kanal grafiklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Kanalları görüyorsunuz. Normalde Martı Gayrimenkul şuralarda 9 lira seviyesinde bir direnci vardı. Bu direnci kırmıştı. 9 lirayı kırdıktan sonra şurada gördüğünüz gibi 9 lirayı kırdıktan sonra 10 lira 89 kuruş 11 liraya kadar test etti. Hatta şurada 11 lira 05 kuruşa kadar test etti. Fakat bunun üstüne gidemedi arkadaşlar. Buradan bir düşüş başladı. Endeksteki ciddi satışlarla beraber düşüş de Martı Gayrimenkul'de başladı. Bu düşüşün destek noktası gene burasıydı arkadaşlar. 9 lira seviyeleriydi. Bu 9 lira 32 kuruş bu seviyelerin altına sarkınca buraların altında kapanışlar gelince daha da aşağıdaki desteklerine gitti arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman ilk desteklerin dibinde olduğunu görüyorum ben. Hatta biraz kanalın altına doğru sarkmalar olmuş. 7.69 seviyesinden kapanışını yapmış. Aşağıda ilk destek olarak 7.64 seviyesi var. Onun aşağısında şu 7.30 seviyesi ve 6 lira 93 kuruş seviyesi destek noktaları arkadaşlar. Eğer ki grafiğin üstüne atıp yani şu 8 lira 7.99'un üstüne atıp buralarda bir kapanışını gerçekleştirebilirse kanalın orta boyu olan 9 lira 60 kuruş 9 lira 56 kuruşları tekrar test edecektir arkadaşlar. Tabi onun öncesinde bir burada direnci daha var. Onu da gösterelim. 8 lira 67 kuruş seviyesinde bir direnci daha var. Yani 8 liranın üzerine attığı zaman ilk gideceği nokta 8.67. Bunu kırarsa kanalın bir üst boyuna temas etmesini bekleyeceğiz. Eğer kıramazsa tekrardan aşağı yönlü hareketini gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman biraz daha yakınlaştırayım. Evet. Hacimin oldukça düştüğünü görüyoruz Borsa İstanbul'da. Ve Martı Gayrimenkul hissesinde de bu düşüş mevcut. Eğer bu aşağıdaki kanalda kalmaya devam ederse bu kanalın orta noktasında kadar çekilmeyi görebiliriz arkadaşlar ki bu da 6 lira 30 kuruş seviyesinde. Eğer buralara gelirse tekrar bu kanalın üstüne doğru hareket etmeyi deneyecektir. O da 8 lira. Bu 8 lira seviyesi kritik. Bu 8 lira seviyesini aştığı zaman hissenin önce 8.67 ardından da kanalın orta bu noktası olan 9.62 test edeceğini görebiliriz arkadaşlar. Stokastiğin yavaş yavaş düzeldiğini görüyoruz. Alımların biraz daha yoğunlaşırsa stokastik buradan yukarı doğru birbirini kesecek arkadaşlar. Bu noktada alım uyarısı oluşabilir. Tabii şu anki konjonktürde endeksin biraz daha derinleşmesinde satışların biraz daha derinleşmesi söz konusu olursa dediğim gibi aşağıda destek noktaları 6.93'e kadar bir sarkma bekleyebiliriz. Onun altında ise 6.30 seviyeleri ilk ana destekleri arkadaşlar. Hemen bir hareketli ortalamalarına da bir göz atalım. Evet. Üstel hareketli ortalamalarına bakacağız. Evet arkadaşlar. Şu anda 100 günlük hareketli ortalamalarında biraz aşağısında arkadaşlar. Yani hareketli ortalamalarda aslında kanal noktalarına biraz daha benziyor, yakın. Yani dediğim gibi kanalın 100 günlük hareketli ortalamaya baktığımız zaman şurada onun biraz daha altında olduğunu, yani ona çok yakın olduğunu görüyoruz aslında. Burada bir kesinlikle bir şey uyarısı oluşmaz. Hani sinyal oluşmaz daha doğrusu, satış sinyali oluşmaz. Bu bir uyarıdır aslında, 100 günlük hareketli ortalamanın altında kalması demek. Şöyle 200 günlük hareketli ortalama olan 6.63 seviyesi, yani benim de belirttiğim yani 6.90 6.63
bu seviyelere doğru yaklaşması demektir. Eğer bu seviyenin üstüne atabilirse, şu 100 günlük hareketli ortalamanın üstüne atabilirse 7.84'ün buradan bu kanalın da üstüne çıkarsa şöyle ilk başta 8.67 seviyesini deneyecektir arkadaşlar. Martı gayrimenkulde son görünüm bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize teşekkür ediyorum.